Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Zikri Hoca. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet geldik artık bugün trigonometrik konumuzun son dersi olan ters trigonometrik fonksiyonlara. Burada bir trigonometrik fonksiyonun tersi nasıl alınır? Hangi koşulları sağlaması gerekir? Onlardan bahsedeceğiz. Zaman kaybetmeden dersimize geçelim. Arkadaşlar ilk önce bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için fonksiyonun kesinlikle birebir ve bir örten olması gerekir. Peki bu birebirlik nedir? Bu örtenlik nedir? Bunu bir hatırlamaya çalışalım. Bir fonksiyonun birebir olması için ne gerekir? Fonksiyonda eğer fx1 eşittir fx2 iken x1 eşittir x2 şartı sağlanıyorsa bu fonksiyona birebirdir deriz. Örneğin mesela ben bu fonksiyon birebir midir değil midir diye nasıl kontrol edebilirim? Örneğin ben burada bir tane bir sayı alsam ve fonksiyonun üzerine yazsam. Buradaki sayım eksi 1 olsun. Burada yazdım. Örneğin mesela 2 çıktı diyeyim. Burada artık 2'yi çıkaracak başka bir sayım yok değil mi? İşte o yüzden bu benim için birebirdir. Birebirlik testi vardır arkadaşlar. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Birebirlik testi nedir? Birebirlik testi şudur. Fonksiyona x eksenine paralel doğrular çizilir. Tamam mı? Bu doğruları istediğimiz kadar çizeriz. Bu doğrular fonksiyonu en fazla bir noktada kesiyorsa bizim fonksiyonumuz birebirdir deriz. Bak burada Bunlar hep bir noktada kestiği için bizim fonksiyonumuz birebirdir. Biz bu fonksiyonu birden fazla noktada kesen şöyle x eksenine paralel doğrular bulamayacağımız için buna birebirdir deriz. Mesela sağdaki fonksiyona geçelim. Sağdaki fonksiyonda bak bunu çektim arkadaşlar. Daha en fazla bir noktada dedim. Hemen zaten iki noktada kesti. O yüzden de bu fonksiyon birebir değildir. Tamam mı? Çünkü niye? Örneğin mesela ben buradaki bir sayıyı attım. Eksi 1. Buradaki bir sayıyı attım. Bir diyeyim. İkisi de arkadaşlar aynı sayıya gitmişler. O yüzden de birebirlik bozulmuş. Tamam mı? O yüzden bu birebir değil. Sonra örtenliğe bakalım. Örtenlik ne demek? Örtenlik e, A'dan B'ye tanımlanan bir fonksiyonda değer kümesinde boş eleman kalmıyorsa F fonksiyonuna örten fonksiyon denir. Değer kümesi bildiğimiz üzere Y, y kümesi. Mesela ben burada bir attım diyelim. Mesela eksi 1 attım. Bir değer çıkacak. Örneğin mesela burada eksi 0.5 attım diyeyim. İlla ki bir değer çıkacak. Bir attım. illaki ki bir değer çıkacak. Bunu da şöyle kontrol edebiliriz. Yine x eksenine paralel doğrular çiziyoruz arkadaşlar. Çizdiğimiz bu doğrular fonksiyonu hep kesiyorsa hep kesiyorsa fonksiyonumuz örtendir. Ama bu doğrulardan bir tanesi bile fonksiyonu kesmiyorsa fonksiyonumuz örten değildir. Yani r'den r'ye tanımlarsak bu fonksiyonu örten değil. Çünkü niye? Buradaki artık örneğin eksi 2 elemanını biz kapatamamışız. Bu fonksiyon da örten değil. Pekala şuna gelelim. Örtenliği hatırlattık. Birebirliği hatırlattık. Ya bir fonksiyon tersinin olabilmesi için niye illaki fonksiyon birebir ve örten olması gerekiyor? Onun hakkında bir biraz bir hatırlatma bir çıkarımda bulunalım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere bizim fonksiyonlarımız şöyle A'dan B'ye tanımlanan bir tane bir fonksiyon olsun. İlk önce şunu yapalım. Fonksiyon birebir olmasın. Bakalım biz tersini bulabilecek miyiz? Ondan bahsedelim. Örneğin mesela 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun, 4 olsun. A olsun, B olsun, C olsun. Mesela ben burada 1'i A'ya götürsem, 2'yi B'ye götürsem, 3'ü C'ye götürsem, 4'ü de C'ye götüreyim. Bu fonksiyon şu anda örtendir arkadaşlar. Tamam mı? Ama birebir değildir. Niye? Çünkü 3 de C'ye gitmiş, 4 de C'ye gitmiş. Bu birebirliğe aykırı. Pekala tersini aldığım zaman ne olur? Ona bir bakalım. Tersini aldığım zaman biliyoruz ki şu küme ile bu küme yer değiştirecek. Yani benim tanım kümem artık B kümesi olacak. Değer kümem de A kümesi olacak değil mi? O zaman ben buraya A yazdım, B yazdım, C yazdım. Buraya da 1 yazdım, 2 yazdım, 3 yazdım, 4 yazdım değil mi? Tamam. A küme gitmiş arkadaşlar. 1'e gitmiş. Güzel. A'yı 1'e gönderiyorum. B'yi 2'ye gönderiyorum. C'yi 3'e gönderiyorum. Hem de 4'e gönderiyorum. Bak şimdi ne oldu? Fonksiyonun tanımına aykırı bir şey oldu. Neydi fonksiyonun tanımında şartlardan bir tanesi? Buradaki bir elemanın birden fazla görüntüsü olmayacaktı. He, bak bize sıkıntı çıktı. Sıkıntı nereden kaynaklandı? Birebirlikten. Yani birebir olmamasından. O zaman fonksiyonumuz birebir olsun ki tersini alabildiğin zaman burada böyle bir sıkıntı çıkmasın. Tamam birebirliği hallettik. Diyelim ki örten olmasın. Hani örtenlikle şart diyoruz ya örten olmasın. Niye örten olmasın? Bir bakalım bakalım. Bu sefer de birebir olsun ama şöyle yapalım. D yapalım. E yapalım şuraya. bir kime gitsin? Bir A'ya gitsin. 2 kime gitsin? B'ye. 3 C'ye gitsin. 4 de D'ye gitsin. Birebir oldu mu? Oldu. Tamam. Güzel. Şimdi gelelim bakalım. Örten değil. Ne sıkıntılar çıkaracak bize? Şöyle A, B, C D ve E yazayım. Şuraya E yazacağım. Sonra şöyle kümemi çizeyim. Kime gitti? A1'e gitti arkadaşlar. A1'e gitti. Tamam. B2'ye gitti. Tamam. C3'e gitti. D4'e gitti. E ne oldu? E boşta kaldı. E boşta kaldıysa burada boşta eleman kalmayacaktı. Değil mi? Bu bizim için F fonksiyonumuzsa bu da bizim için tersi fonksiyon olsun. E burada boş eleman kalmayacaktı. Nereden sıkıntı çıktı? Örtenlikten sıkıntı çıktı. He, demek ki fonksiyon örten de olması lazımmış ki tersi de bir fonksiyon olsun Anlaştık yani birebir ve bir örten olmasını buradan anlıyoruz tamam mı gelelim artık hatırlatmadan sonra trigonometrik fonksiyonların tersleri nasıl alınır Şimdi arkadaşlar biz trigonometrik fonksiyonun terslerini öyle canımızın istediği gibi alamıyoruz Çünkü niye Çünkü şundan. Şimdi mesela biz bir tane bir sinüs x fonksiyonu tanımlasak. R'den R'ye tanımlasak ya da R'den belli bir eksi 1 ile 1 aralığına tanımlasak. Mesela şu mavi bizim için bir sinüs x fonksiyonunun grafiğidir değil mi? Bu birebir mi diye bir kontrol edelim. Birebir mi bakalım. Mesela burada pi bölü 2 bire gitmiş değil mi? Mesela burada eksi 3 pi bölü 2 de bire gitmiş. Birebir değil. Aynı değeri farklı iki değer aynı değere gitmiş. Olmamış. Ya da yatay testten dolayı yatay Doğru testten dolayı. Bundan dolayı yine birebir olmadığını görebiliriz değil mi? Tamam. Şimdi değer kümesini reel sayılar seçsek örten midir desek örten değildir. Niye örten değildir? Çünkü burada örneğin 2'yi kapatamam ben. Ya da burada eksi 2'yi de kapatamam. O zaman şu halde biz bu fonksiyonun tersini alamayız. Yani alsak bile tersi bir fonksiyon olmaz. O zaman biz bunun da tersinin fonksiyon olabilmesi için biraz üzerinde konuşmamız lazım. Şimdi matematikçiler demişler ki biz bunun tersini belli bir aralıkta alalım. Yani fonksiyonu belli bir aralıkta tanımlayalım ve ondan sonra tersini alalım. O aralığı da şu seçmişler arkadaşlar. Sinüs fonksiyonu için eksi pi bölü 2 ile eksi pi bölü 2 ile pi 2 aralığını seçmişler. Ve demişler ki biz sadece şu aralıkta fonksiyonun tersini alalım. Şimdi bu sarıyla gösterdiğimiz yer. Tanım kümesi nedir arkadaşlar? Tanım kümesi yani x'e ne yazabileceğim sayılar? Eksi pi bölü 2 ile Pi bölü 2 arasında gidip geliyor. O zaman tanım kümesini biz böyle seçelim demişler. Güzel. Şimdi değer kümesinde R seçersem örten olmaz. Çünkü niye? Mesela 2'yi kimse çıkaramayacak. Ya da 1'den büyükseleri kimse çıkaramayacak. O zaman değer kümesini de güzel bir şekilde seçelim demişler. Onda ne seçmişler arkadaşlar? Şurada 1 ile şu eksi 1 ile 1 arası seçmişler. Değer kümesinde eksi 1 ile 1 arası seçmişler. Ve fonksiyonu tanımlamışlar. Tamam mı? Ancak bu şartlar altında fonksiyonun biz tersini alabiliriz demişler. Ve tersini alabildiğimiz zaman da eksi 1 bir ile 1'den artık elemanları alacak. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasına götürecek. Ve fonksiyonun tersi de arkadaşlar normalde şöyle yazılması gerekir belki ama sinüs üzeri eksi 1 x yazılması gerekir ama özel bir şey bulmuşlar bunu. Ama demişler ki arc sinüs x demişler. Tamam mı? Bu da arkadaşlar arc x'in grafiği. Biliyoruz ki biz herhangi bir fonksiyonla tersinin fonksiyonu y eşittir x'e göre simetriktir. y eşittir x doğrusu da bildiğimiz üzere birinci aç ortay doğrusu. Yani şuna göre simetriktirler. Tamam mı? Şimdi ben buradan bunun simetrini alsam şu gelecek değil mi? Şu kırmızının simetrisini yani şu turuncunun simetrini alsam bu gelecek. Ki bu da gördüğümüz üzere zaten şu fonksiyonun aynısı. Bakmayın bu biraz daha büyük ama ben bunu biraz daha büyüttüm. Yani pi bölü 2 değeri biraz daha bu dikey oldu. Ama e, birimler aynı. Tamam mı? Yani bu fonksiyonun tersi de bu. O zaman biz artık neyi bilmek zorundayız? Kesinlikle bilmemiz gereken yer ne arkadaşlar? E, sinüs fonksiyonu tersini alacaksam, tersine alacaksam tanım kümesinin bu, değer kümesinin de bu. Ters fonksiyonun yani arcsinüsün sinüsün fonksiyonunun da tanım kümesi eksi 1 ile 1 aralığında. Değer kümesi de eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında diyeceğiz. Yani şurayı hiçbir zaman unutmayacağız. Tamam mı? Orası çok ama çok önemli. Geldik şimdi bakalım bununla alakalı ne sorular sorabiliriz. Şimdi diyor ki. Aşağıdaki fonksiyonların değerlerini bulunuz diyor arkadaşlar. İlk önce şunu anlayalım. Yani biz bu fonksiyonu nasıl okumalıyız? Bu soruyu nasıl okumalıyız? Bu diyor ki arkadaşlar bunun Türkçesi şu. Hangi açının hangi açının hangi açının sinüsü hangi açının sinüsü 1 bölü 2'dir diyor. Anlamı bunun o. Sorunun Türkçesi bu. Hangi açının sinüsü 1 bölü 2'dir? O zaman biz düşünüyoruz. Hangi açının sinüsü 1 bölü 2? Bulduk değil mi? 30 derece değil mi? O zaman ben ne yazacağım? Ark, ark, sinüs 1 bölü 2 eşittir 30 ya da pi bölü pi bölü 6 radyan yazacağım. Tamam mı? Bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Tamam bu cümleyi e, mantığını anladık. Ama bunu artık şöyle yapacağız. Ark, sinüs 1 bölü 2 eşittir x olsun diyeceğiz. Tamam mı? x olsun diyeceğiz. Normal fonksiyonlarda gördüğümüz f eksi 1 a eşittir b olduğu zaman ben b'yi içeriye a'yı dışarıya alabilirim değil mi? Yani f b eşittir a yazabilirim. Burada da aynısı arkadaşlar. Bu da fonksiyon tersi olduğu için x'i içeriye alacağım. Yani sinüs x yazacağım. 1 bölü 2 dışarı alacağım. 1 bölü 2 yazacağım. Ve burada artık hangi açının sinüsü 1 bölü 2'dirin cevabını bulmaya çalışacağım. O da kim? Tabii ki de pi bölü 6. Anlaştık. Güzel gidiyoruz. Şimdi mesela ben buna ne diyeyim? B diyeyim arkadaşlar. Buradan ne demem lazım? İç dış yapacağım. Ya da hangi açının sinüsü kök 3 bölü 2'dir cümlesini kuracağız. İç dış yapacağım. Buradan ne olacak? Sinüs B eşittir. Kök 3 bölü 2 olacak. Pekala hangi açının sinüsü kök 3 bölü 2'dir diye sorarlarsa 60 derece değil mi? 60 derecede pi bölü kaç? 3 radyan değil mi? Güzel. Gelelim buna. Art sinüs eksi 1. Şimdi sinüsün eksi 1'i nerede? 270 mi hocam? Burada dikkat arkadaşlar. 270 mi? Evet. Hangi açının sinüsü? 200 şey eksi 1 ama 270 gibi duruyor ama bakın şimdi burada ne dedik biz? Şurada ne dedik? Bak buraya çok ama çok dikkat edeceğiz. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2'ye çok dikkat edeceğiz. Yani sinüsün aslında tanımlanan yeri şurası arkadaşlar. Şurası pi bölü 2. Burası da eksi pi bölü 2. Niye buraya eksi pi bölü 2 dedim? Saat yönünde gittiğim zaman eksi pi bölü 2 denk geliyor. Hangi açının sinüsü eksi 1? Sinüs nerede eksi arkadaşlar? Şurada eksi değil mi? İşte buna ne diyeceğiz? Ark, ark sinüs eksi 1. Örneğin c dersem sinüs c eşittir eksi 1. Buradaki c'ye de arkadaşlar eksi pi bölü 2 demem lazım. Çünkü niye? Çünkü niye? Sinüs de siz kesinlikle ve kesinlikle ters fonksiyonun değer kümesinin bu olduğunu unutmayacaksınız. Yani bulacağınız değerlerin hepsi burada olacak. Bu aralıkta olacak. Bak pi bölü 6 bu aralıkta. Sonra bir pi bölü 3 bulduk. Bak bu aralıkta. Eksi pi bölü 2. Bak burada. Tamam mı? En büyük sıkıntımız burada çıkar arkadaşlar. Başka da herhangi bir yerde bir sıkıntımız çıkmaz. Bunu hallettiğimiz zaman zaten gerisi kolay. Şimdi mesela böyle sorularda ne yapacağız? Bir kez arkadaşlar ters trigonometrik fonksiyon çözüyorsanız yapacağınız çok basit bir iş var. O da ne? Artlılara herhangi bir harf vermeniz. Mesela buraya ne de mesela sen x de. Tamam mı? Ve şunu yap. Ark sinüs 3 bölü 5 eşittir x. İç dış yap. Yani bunu içeri atarsam sinüs x eşittir 3 bölü 5 olsun. Tamam mı? Ve sana neyi soruyor? Buraya x demiştin sen. Artık sinüs x'i soruyor değil mi? Bak artık sinüs x'i soruyor. E sen sinüs x'i zaten buldun değil mi? 3 bölü 5'miş. Bunu da yapalım. Bunu da yapalım. İfadesinin değeri kaçtır? Biz sinüs pi bölü 4'ü biliyoruz değil mi? Sinüs pi bölü 4'ü biliyoruz. Biliyoruz ki kaç? Ark sinüs kök 2 bölü 2 değil mi? Ya da 1 bölü kök 2. Şimdi hangi açının sinüsü kök 2 bölü 2'dir'e döndü cevap? Yine ben buraya x diyeyim. Arkları hep x diyordum arkadaşlar. İç dış yapıyorum. Sinüs x eşittir kök 2 bölü 2 oldu. Pekala, x'e ne yazarsam kök 2 bölü 2 olur. Tabii ki de i bölü 4 yazarsam. Demek ki buranın cevabı x arıyorum zaten ben i bölü 4'müş. müş Burada ne göstermek istiyorum arkadaşlar? Bir şey göstermeye çalışacağım burada. Bak şimdi burada sinüsle arcsinüs var, değil mi? Biz biliyoruz ki herhangi bir fonksiyonla tersini bileşkele işlem alsak tersiyle herhangi bir fonksiyon işleme alsak. Biliyoruz ki birim fonksiyon çıkacak. Yani x çıkacak. Birim fonksiyon ne? Birim fonksiyon içeridekini aynen dışarıya çıkaran fonksiyonun adı. Yani bu fonksiyonun düzü. Yani şuradaki. Bu da tersi olduğu için buradaki değer kaçsa arkadaşlar o çıkacaktır. Ki cevabımız da 3 bölü 5'ti. E burada tersi. Bu da düzü. E buradaki cevap kaçsa, değer kaçsa arksinüs sinüste. Cevap da pi bölü 4 çıkacak. Ama tabii ki bunu ezberleyin diye söylemiyorum. Tamam mı? Yani böyle bir çıkarımda bulunduk. Onu da sizinle paylaşayım diyorum. Anlaştık mı? Hadi bakalım yeni sorumuza geçelim. Ne diyor? X eşittir. Ark sinüs 7 bölü 25 olduğuna göre tanjant X nedir diyor. Hazır o bizim için e, X eşittir. Ark 7 bölü 25 yazmış. O zaman ne yapacağız? İç dış yapacağız. İç dış ne demek? Yani aslında sinüs X eşittir. 7 bölü 25'miş. E bunu kim çözer arkadaşlar? Bunu basit bir tane bir üçgen çözer. Şöyle bir tane bir dik üçgen çizersem. Ben biliyorum ki sinüs x. Yani şurası x ise 7 bölü 25 karşısı 7. Hipotenüsü 25. O zaman burasında bildiğimiz üzere 7, 24, 25. Sen bunu biliyorsun. Tamam güzel. E bana neyi soruyor? Tanjant x'i soruyor. E tanjant x'i artık söylemek en kolayı değil mi? Tanjant x karşı bölü komşudan 7 bölü 24 diyeceğim. Anlaştık mı arkadaşlar? Sadece ters trigonometrik fonksiyonlarda tanımı bil yeter zaten. Örneğin bak bunda. Ne diyeceğim? Ark olanlara direkt x diyeceğim. Şimdi x deyince soru neye döndü? Tanjant x eşittir soru işaretine döndü. O zaman yazıyorum alt tarafına. Ark sinüs 12 bölü 13 eşittir x diyorum. İçler dışlar çarpımı arkadaşlar. Sinüs x eşittir 12 bölü 13 oldu değil mi? Güzel. E Sinüs x varken bize tanjant x sorabilir mi? Tabii ki de sorabilir. Hemen biz bunu yapalım. Şöyle bir dik üçgenimi çizdim ben şuraya. Şuraya x dedim arkadaşlar. Şurası 90 olsun. X'im 12 bölü 13 yani karşısı 12, hipotenüsü 13. O zaman şuraya da 5 kalıyor. E bize tanjant x soruyor. E tanjant x bildiğimiz üzere karşı bölü komşudan 12 bölü 5 yapacak. Anlaştık değil mi? Bak, gayet kolay arkadaşlar. Sınavda kesin gelir bunlar. Hiç kaçırmayın. Direkt doğru cevabı yazın ve puanınızı kapın gitsin. Anlaştık? Geçtik. Baya bir anlaştık diyorum, değil mi? İfadesi neşini bulmuş. Şimdi biz ne diyorduk? Artlara bir şey diyeceğiz. Şimdi burada x kullandığı için biz x kullanmayalım arkadaşlar. Şuraya bir a yazalım. Şimdi soru neye döndü aslında? Soru kosinüs a eşittir. Soru işaretine döndü. Güzel. Şimdi burada sayı olsaydı biz çok güzel bir şekilde yapacaktık. E, sayı yok arkadaşlar. Fark eder mi? Tabii ki de fark etmez. Art sinüs x eşittir a olsun. İç dış yapalım arkadaşlar. Sinüs a eşittir x olsun değil mi? Güzel. E bize sinüs a'yı vermiş. Kosinüs a'yı soruyor. E bundan daha kolay bir şey yok ki zaten. Ya üçgen çizersiniz ya da bunların arasındaki özdeşlik vardı ya. Kos kare x artı sin kare x eşittir 1. Onu kullanırsınız. Ben üçgen çizeyim arkadaşlar. Şuraya a dedim. Burası 90. X'in sinüs a x'miş. Yani karşı bölü hipotenüs aslında x bölü 1. Burası da Pisagor'dan 1 eksi x kare. Bunu biliyoruz değil mi? Bunun karesi eksi. Bunun karesi yazmam lazım. Ya da buraya y dersin. x kare artı y kare eşittir 1 olur. y kare eşittir 1 eksi x kare olur. O zaman y'yi de kare kök içinde 1 eksi x kare bulabilirsin yine. Biz kosinüs a'yı istiyoruz. Kosinüs a'yı hemencecik yazalım. Komşusu 1 eksi x kare. Komşusu 1 eksi x kare bölü hipotenüsü 1 olduğu için artık onu yazmıyorum. Tamam. Bak, gayet kolay. Gayet kolay. Hadi bakalım göreyim sizi sınavda. Geldik mesela bunda ne diyor? Fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulunuz. Şimdi arkadaşlar tanım kümesi ne? Yani tanım kümesi dediğim zaman benim aklımda ne belirecek? Tanım kümesi arkadaşlar şu. Böyle akılda kalması açısından x yerine x yerine neler yazılabilir? Yani aslında diyor ki bana x sayısını iki tane sayı arasında bırak. Burada tanım kümesindeki tam sayıları da sorabilir. Doğal sayıları da sorabilir. Artık o sorunun kendi bileceği iş. Biz en geniş halini bulmakla mükellefiz matematikte tamam mı? Özeller zaten o genişin içinden çekilir. Şimdi gelelim biz yorumumuza. Art bir şeyler bir şeyler. Şimdi arkadaşlar sinüste art de hatırlayalım. F eksi 1 eksi 1 ile 1 aralığından alıyordu. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığına götürüyoruz değil mi değerleri? O zaman senin buradaki değerlerin her zaman bunların bu ikisinin arasında olmalı. Başka türlü olmaz. Başka türlü bunu tanımlayamazsın. Yanlış olur. O zaman ne diyeceğiz arkadaşım? 2x eksi 11 bölü 5 ifadesi birden küçük olacakmış. Eksi birden de büyük olacakmış. Bu 11. sınıf trigonometrinin yorumu. Tamam mı? Yani orada öğrendiğimiz bir bilgi. E artık biz Buradan işlem yapacağız. X'i iki sayı arasına düşürmeye çalışacağız. Bakalım düşürelim. Ne yapabiliriz? İlk önce şu 5'ten bir kurtulalım. Nasıl kurtuluruz? Her tarafı 5 ile çarparız. Çarpalım arkadaşlar. 5 kare eksi 1 eksi 5. Küçük eşit. Bununla çarparsam ne oluyor? 5'ler gidiyor. Az sonra da çarpacaktım. 5'ler gidiyor arkadaşlar. Ne kalıyor? 2 eksi 11 kalıyor. Küçük eşit Tabii ki. Buna da çarpmam lazım. 5 diyor. Sonra eksi 11'i bir buraya bir buraya atıyorum. Eksi 5 artı 11 küçük eşit 2x küçük eşit 5 artı 11 diyorum. Güzel. Geldim buraya 6 küçük eşit 2x küçük eşit buraya geldim. Kim bu? 16 mı? 16 diyorum. Sonra biraz daha işlem yapıyorum. Her tarafı 2'ye bölüyorum. 3 küçük eşit x küçük eşit kim oluyor? 8 oluyor. Tamam buldum. X kimler arasındaymış arkadaşlar? 3 ile 8 arasındaymış. Buraya da yazmıştık. Hadi buraya da yazı verelim. Artık burada e, tamam kümesini buldunuz. Tam kümesini buldum ben. Kimle kim arasında? 3 ile 8 arasında. İşte tam sayılar kimlerdir? Bunların toplamı nedir gibisinden soruları hepsini buradan seçip artık yolumuza bakabiliriz. Anlaştık mı? Hadi bakalım gelsin diğer soru. Ne diyor? Tersini bulunuz. Arkadaşlar normal bir fonksiyonların tersini bulmak için fonksiyon böyle çok özelse ax artı b A ax artı b bölü cx artı d türünden fonksiyonlarsa bir şeyler ezberlettiriyorlar size değil mi? Ama bunları ezberlemenin hiç gereği yok. Ne yapacaksınız? Sadece şunu bileceksiniz. Bizim fonksiyonumuzda bizim fonksiyonumuzda tersini bulmak istiyorsak biz x'i yalnız bırakmamız lazım. Yani mantığımız x'i yalnız bırakmak. Pekala nasıl bırakacağız? Bir kez şu fx ya. fx eşittir. Y olduğu için y yazayım arkadaşlar. Sinüs 2x artı 3 artı 5 demem lazım değil mi? amacım ne? Amacım x'i yalnız bırakmak. Güzel. O zaman ne yapacağım? Buradaki 5'in burada bir işi yok. Hemen sol tarafa atıyorum. Ne yazıyorum? y 5 eşittir. Sinüs 2x artı 3 diyorum. Pekala. Burada 2x artı 3'ü yalnız bırakmak için sinüsün tersiyle işlem almam lazım. Çünkü boşta kalması için bunun tersle işlem almam lazım. O zaman sinüsün tersi ne? E buna özel olarak arc sinüs demişler. O zaman biz de her tarafın arc sinüs yazabiliriz. Y eksi 5 olur. E buradaki 2x artı 3 artık boşta kaldı. X yalnız kalmaya çok çok yaklaştı. 3'ü buraya atıyorum arkadaşlar. 3'ü buraya attığım zaman şöyle yazacağım. Eksi 3 artı arc sinüs y eksi 5 yazacağım ve 2x yazacağım. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman artık x'im Yapa yalnız kalmış oldu. Eksi 3 artı ark sinüs y eksi 5 bölü 2. Yapa yalnız kaldı değil mi? Yapa yalnız kalmasından kastım ne? Kalmasından kastım şu arkadaşlar. x eşittir. Burada x'te bir şey yok. Hala burada x'te bir şeyler varsa yapa yalnız kalmamıştır. Diğerlerde bir sıkıntı çıkmıştır. O zaman artık x'i yalnız bıraktığıma göre x'in yerine f'in tersini yazıyorum. Ve x, y yerine de x yazıyorum arkadaşlar. Eksi 3 artı ark sinüs x eksi 5 bölü 2 diyorum. Artık fonksiyon tersini almışımdır. Tamam mı? Yani y eşittir diyorsunuz ve x'i yalnız bırakmaya çalışıyorsunuz. Olay bitiyor. Gelsin bakalım. Şimdi kosinüs x fonksiyonunun tersini bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi yine mantığımız aynı tersini bulmamız için birebir ve örten olması gerekiyor diyoruz tamam mı görüldüğü üzere bu fonksiyon birebir değil birebir değil çünkü ben şuradan yine yatay doğru testini çeksem burada görülen parça üzerinde bile 1 2 3 4 tane noktada kesiyor ki zaten bu böyle periyodik olarak gittiği için kaç tane noktada kestiğini kim bilir değil mi o zaman bu benim işime yaramayacak yani benim tanım kümesini reel sayılar seçmem hiçbir işime yaramayacak. O yüzden de başka bir sayı seçeceğim. Ve değer kümesini reel sayılar seçmem hiçbir işime yaramayacak. Çünkü niye? Mesela şuradaki birden büyük bir sayıyı ben çıkaramayacağım. Değil mi? Herhangi bir e, bir sayı yazdığım zaman bu çıkmayacak. Ya da birden küçük bir sayıyı da çıkaramayacağım. O zaman orada da bir sıkıntım var. O zaman buna da bir düzenleme lazım. Düzenleme ne arkadaşlar? Düzenleme şu. Demişler ki kosinüs fonksiyonun tersini almak istiyorsak biz tanım kümesini Tanım kümesini şuradaki 0 ile 0 ile pi arasında seçelim. Yani şu aralıkta seçelim. Tanım kümesini yani x değiştiği aralık 0 ile pi arasında olsun. Güzel. Tamam. E değer kümesini ne yapalım? Değer kümesinde eksi 1 ile eksi 1 ile 1 arasında sınırlandıralım. Çünkü üst tarafı zaten istesek de çıkaramıyoruz değil mi? O zaman kosinüs fonksiyonun tanım kümesi 0 pi'den elemanlara alacak arkadaşlar eksi 1 ile 1 arasındaki elemanlara götürecek. Ve tersini aldığım zaman da artık ters fonksiyonun tanım kümesi burası olacak. Değer kümesi de burası olacak. Kosinüs fonksiyonunda değer kümesi tersinin değer kümesini kesinlikle ve kesinlikle şu olarak bileceğiz arkadaşlar. Kesinlikle unutmayacağız. Ama yorumuyla beraber ezbere değil. Tamam mı? Aman diyeyim. E tersi arkadaşlar. E tersi de ark kosinüs x olarak yazılacak. Tamam mıdır? Şimdi bu da ne? Bu da Ark kosinüs x'in ark kosinüs x'in tersinin grafiği. ark kosinüs x'in grafiği. Bir daha tersini alırsam kendisi olur. Ark kosinüs x'in grafiği bu. Bak ne yapmış? Sıfırdan almış. Bak çıkacak elemanlar sıfırla pi arasında olmalı. Tamam mı? Bu da y eşittir. X'e göre zaten simetriktir. Yani bu fonksiyonla bu fonksiyonda y eşittir. X'e göre simetriktir. O zaman bizim ark kosinüsün değerlerinde Eksi 1 ile 1 arasında aldığımız değerler kesinlikle bu aralıkta çıkacak. Hatırla sinüste arkadaşlar eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında çıkıyordu. Kosinüste artık bu değişti. Tamam mı? Yine gelelim hemen sorumuzda pekiştirelim. Ark kosinüs 1 bölü 2 ne diyor bu? Hangi açının kosinüsü 1 bölü 2'dir? Tamam mı? Anlamı o. Ama biz buna x diyelim. İç dış yapalım. Buradan kosinüs x eşittir. 1 bölü 2 olsun. Pekala hangi açının kosinüsü 1 bölü 2'dir? Tabii ki 60 mı? Yani pi bölü 3 radyan diyebiliriz değil mi? Kosinüs 60 pi bölü 2. Güzel. Eksiye gelelim şimdi. Eşittir x diyelim arkadaşlar yine. Buradan kosinüs x eşittir. Eksi kök 3 bölü 2. Şimdi bizim kosinüs x fonksiyonumuzun değer aralığı neresiydi? şeydeki tersinin değer aralığı. Onu bir düşünelim. Şöyle bir çizelim. Kimle kimdi arkadaşlar? Sıfırla pi arasındaydı değil mi? Birinci bölge olmaz çünkü artı değil. O zaman kim olacak arkadaşlar? İkinci bölge olacak. Ve nasıl düşüneceğim? Şöyle düşüneceğim. Normali bunun kim kök 3 bölü 2 yapıyordu bunu? X eşittir. Kaç olması lazımdı? 30 derece olması lazımdı değil mi? Ama ikinci bölgeye düşeceği için artık bütünlerini alacağım. Ve 150 derece olarak bulacağım. Çünkü biliyorum ki bulacağım sayı 0 ile pi arasında olmalı. E hocam 3. bölgede de kosinüs eksi ya benim değer kümeme uymuyor ki. Anlaştık mı? Bak bunları çok iyi bileceksiniz. Hiç de zor değil. Sadece biraz dikkat lazım. Ark kosinüs eksi 1. Ark kosinüs eksi 1. 0 ile pi aralığında hangi değer kosinüs eksi 1 yapar? Tabii ki arkadaşlar pi. Ark kosinüs 1. 0 ile 1 aralığında hangi değer kosinüsü 1 yapar? Tabii ki 0. Pi ile 0'ı topladığım zaman da pi'yi yazdım. Anlaştık değil mi? Sinüsün ve kosinüsün değer kümelerinin terslerinin değer kümelerini kesinlikle ve kesinlikle unutmayacağız. Gerisi artık sinüsteki e, şey, örneklerinin aynısı. Mesela burada. Yine buraya x diyelim. Biz ne arıyoruz? Kosinüs x'i arıyoruz değil mi? E zaten ark kosinüs 3 bölü 5'ten dolayı ben kosinüs x'i 3 bölü 5 yazabilirim. E zaten fonksiyon ve tersi bileşke girmişlerse bunlar birbirini götürür. 3 bölü 5 yazarız gibi düşünüyoruz artık. Çünkü mantığını söylemiştim. F bileşke f eksi 1 birim fonksiyon yapıyor. Aynı şekilde tersiyle kendisini bileşkeye aldıysam kosinüste de pi bölü 4 diyebilirim. Anlaştık mı arkadaşlar? Geçelim bakalım diğer sorulara. Artık bunlar da diğerleri gibi standart ama ileride daha güzel sorular bizi bekliyor. Devamını izleyelim. Şimdi Burada ark kosinüs 5 bölü 13. O zaman iç dış yaparsam ben buradan kosinüs x'in 5 bölü 13 olduğunu görürüm değil mi? E, kotanjant soruyor arkadaşlar. Ben burada hemen kendime bir tane bir üçgen çizersem şöyle 9x diyeyim. 5 bölü 13 olacak. Şurası 5 bölü 13. O zaman şurası 12 olacak. E, kotanjant x'i de artık buradan söylemek çok kolay. Kimdir? Komşu bölü. karşıdan 5 bölü 12'dir. Anlaştık mı? Yani tanım kümelerini bildiğiniz sürece zaten hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Yine mesela buraya x diyelim arkadaşlar, buraya x diyelim. Buradan ne oldu? Sinüs x eşittir soru işareti oldu. Şimdi e, buradan kosinüs bak eksi var burada. Niye eksi var? Acaba bir bakalım. Arksinüs eksi 5 bölü 13. Arksinüs eksi 5 bölü 13 eşittir x dedim. E, buradan ben arkadaşlar kosinüs x eşittir eksi 5 bölü 13 demem lazım, değil mi? Şimdi bu eksinin anlamı ne? Eksinin anlamı ne? Eksinin anlamı arkadaşlar ikinci bölgede olduğu. Eksinin anlamı bu. Tamam mı? E hocam ben nasıl yapacağım bunu? Normal yapacaksın arkadaşım. Normal üçgenini çizeceksin. İkinci bölgede olduğunu söyledik ya. Hiçbir sıkıntı yok. Şuraya x dedim. Şuraya 5 dedim. Şuraya 13 dedim. Şurası da kaç olacak? 12 mi olacak? Tamam. Bana neyi soruyor? Sinüs x'i soruyor. Sinüs x. Şimdi ikinci bölgede bir kez sinüs artı olduğu için artıyı buraya hemen yazıyorum. E sinüs x'e üçgenden bakıyorum artık. 12 bölü 13 diyorum. Örneğin mesela buraya sinüs değil de tanjant yazmış olsaydı o zaman ikinci bölgedeki açının tanjantı eksi olacağı için buraya eksi koymak zorundaydım. Yani buradaki eksinin sebebini araştıracaksın. Sebebini araştırmadan olmaz. Tamam mı? Kotanjant arc kosinüs x. Her zaman arklara a diyorduk. Şuraya a dedim. O zaman soru neye döndü? Kosinüs a eşittir. Soru işaretine. O zaman diyelim şuna ark kosinüs x eşittir a olsun. E buradan da kosinüs a eşittir x diyebilirim değil mi? Tamam. Kosinüs a da x'e eşitse şuraya bir a yazayım arkadaşım. x ise şurası x burası 1. x bölü 1 çünkü. Burasında 1 eksi x kare yazabilirim Pisagor'dan. E bana kosinüs değil tabii ki. Şu kot yazmış arkadaşlar. Ben de şurayı kot olarak düşü şey düzelteyim. O tanjant a. E kotanjant A'da bildiğimiz üzere komşu bölü hipotenüs olduğu için 1 x kare yazacağım ve olayı bitireceğim. Gelelim bakalım diğer sorumuzda bizi ne bekliyor? Ark kosinüs sinüs x ifadesinin eşitliğini bulunuz diyor arkadaşlar. Ark kosinüs sinüs x. Biz demiştik ki arkların hepsine belli bir değer vereceğiz. Yani harf vereceğiz. A diyeceğiz. Tamam. Şimdi buradan iç dış yapsak, buradan bu biraz değişeye benziyor değil mi? İç dış yapsak ne olacak arkadaşlar? Kosinüs a eşittir sinüs x olacak, değil mi? Kosinüs a eşittir sinüs x olacak. He, demek ki biz a'yı bulacağız, değil mi? Biz a'yı bulacağız. Kosinüs ve sinüs ne zaman birbirine eşit olur? Hatırlayalım şöyle, birbirini 90 dereceye tamamladığı zaman, değil mi? Kosinüs ve sinüs birbirine eşit olur. Yani ben burada a ile x'i topladığım zaman 90 yaparsa ancak birbirine eşit olur. O zaman a yerine pi bölü 2 eksi x yazabilirim, değil mi? A yerine bunu yazabilirim. Bir de arkadaşlar şunu yazabilir miyim acaba? kosinüs fonksiyonu çift fonksiyon ya. Yani kosinüs pi bölü 2 eksi x ile aslında kosinüs e, x eksi pi bölü 2 birbirlerine eşit değil mi? Çünkü bunun eksilisi ile birbirine eşit. Çünkü niye? Kosinüs eksi x eşittir. Kosinüs x olmalı. O zaman ben a yerine çok güzel bir şekilde x eksi pi bölü 2 de yazabilirim. Tamam mı? Buraya Dikkat. Çünkü ben bilmiyorum ki e, bu mu olacak? Bu mu olacak? Anlaştık mı? Hadi bakalım. Geçelim diğer soruya. Arksinüs 1-x artı arksinüs 5 bölü 13 pi ise bu denklemini sağlayan x değeri kaçtır diyor. Şimdi bu da artık bak hani dedim ya yavaş yavaş güzel sorulara geçeceğiz diye. Yavaş yavaş güzel sorulara geldik. Şimdi ne diyebiliriz arkadaşlar? Yine biz arksinüs 1-x'e a diyelim. Değil mi? Buna da biz b diyelim. Buna da b diyelim. O zaman şunu yazabilir miyiz? Ark sinüs 1 eksi x eşittir a olduğu için sinüs a eşittir 1 eksi x. Bunu yazmam gerekiyor değil mi? Bu mecbur. Tamam. Sonra gelelim. Ark kosinüs 5 bölü 13 eşittir b demiştim. Buradan da kosinüs b eşittir ne oldu? 5 bölü 13 oldu değil mi? Bu da 5 bölü 13 oldu. Bu da güzel. O zaman a artı b Kimmiş arkadaşlar? Pi'miş. Şimdi bunların toplamları pi. Pekala ben bunun hakkında ne söyleyebilirim? Bunu diyebilir miyim acaba? Hani sinüslerin e, bütünleriyle kendisinin toplamı, açıların bütünleriyle kendilerinin toplamı 180 olduğu zaman birbirlerine eşit oluyordu değil mi? Yani şu sinüs pi eksi a eşittir sinüs a'ydı. Çünkü niye? Topladığım zaman 180 yapıyor. E ben buradan mesela sinüs b'yi bulsam nasıl bulayım? Hemen üçgenden bulayım. Kosinüs B belliyken 5 bölü 13 olarak şurası da 12 mi? Karşı bölü hipotenüsten burası da 12 bölü 13 yapacak. Sinüs B. Güzel. E ben artık sinüs A ile sinüs B'nin eşit olduğunu buradan söyleyebilirim değil mi? Çünkü A ile B'nin toplamı 180. Bak soru nerelere nerelere geldi. Her trigonometrik fonksiyon çözüyorduk arkadaşlar. Direkt gittik indirgeme bağıntılarına. Sinüsle, sinüslerin bütünler açılarının birbirine eşit olduğu. O zaman arkadaşlar bunlar birbirine eşitse o zaman ben 1-x ile 12 bölü 13'ü birbirine eşitlerim. E buradan 1-12 bölü 13 eşittir x. O zaman x'i de 1 bölü 13 bulurum ve cevabımı yazarım geçerim. Bak sınavda belki de sorulabilecek zor sorulardan bir tanesi böyle olur. Yani yorum biliyor musun diyor öğretmenin ya da önceki konuları iyi bir şekilde çalıştın mı diyor. Tamam mı? Evet. Ark kosinüsü de bakalım, en geniş tanım kümesini bulun diye arkadaşlar kosinüsünde yine buraya yazabileceğimiz değerler eksi 1 ile 1 arasında olduğu için yine burasının yani eksi 2x artı 13 bölü 3 ifadesinin 1 ile eksi 1 arasında olacağını söyleyebiliriz. Yine buradan 3 ile çarpalım her yeri. 3 ile çarptığım zaman eksi 3 küçük eşit eksi 2x artı 13 küçük eşit bunu da 3 ile çarptım, 3 yazdım, tamam. Şimdi 13'ü bir buraya bir buraya atmamız lazım. Atalım. Eksi 13, eksi 3, eksi 13, küçük eşit, eksi 2x, küçük eşit, 3, eksi 13 yazmam lazım. Güzel. Buraya bakalım. Eksi 16 olsun. Şurası da eksi 2x olsun. Küçük eşit, eksi 10 olsun. Şimdi burada dikkat, acele etmeyeceğiz. Her tarafı kaça böleceğim ben canım arkadaşım? Kaça böleceğim? Eksi 2'ye böleceğim. Öyle eşitsizliği eksiye bölerken, Elini kolunu sallayamazsın. Ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. Eksi bir sayıya böldüğüm zaman eşitsizliği yön değiştirmem lazım. Tamam mı? Çünkü niye? Çünkü niye? Örneğin mesela eksi 2. Eksi 2 büyüktür. Eksi 4 değil mi? Eksi 2'ye böldüğüm zaman arkadaşlar 1 olacak. Bu da kaç olacak? Eksi 2'ye böldüğüm zaman 2 olacak değil mi? Buraya ben büyüktür yazabilir miyim? Yazamam. Otomatikman küçüktür yazmam lazım. Yani o yüzden de yön değişmesi lazım. Eksi bir sayıya böldüğüm zaman ya da çarptığım zaman. O zaman yön değiştireceğim. 8 büyük eşit. X büyük eşit. 5 yazmam lazım. E büyükten küçüğe değil de küçükten büyüğe okumak benim daha çok hoşuma gidiyor. O zaman 5 küçüktür. X küçüktür. 8. En geniş tanım kümesini bulduk mu? Yani X'in yerine yazılabilecek sayıları bulduk mu? Bulduk. 5 ile 8 arasında. Artık buradan isterse toplamlarını sorsun, isterse adetlerini sorsun. Ne sorarsa sorsun. Biz onu yaparız, geçeriz. Ve bir tane de ters çözelim. Sonra tanjanta doğru yol almaya başlayalım. Tamam mı? Aynı mantık arkadaşlar. Ters fonksiyon için ne yapacağız? Eşittir y diyeceğiz. Ve amaç x'i yalnız bırakmak olacak. Eksi 4'ü attım buraya. Ne oldu? y artı 4 oldu. Güzel. Eşittir. 3 tane kosinüs 4x artı 1 dedim. Tamam mıdır? Bu böyle. Sonra ne yapacağız? Her tarafı 3'e bölmem lazım. İlk önce ark yapmadan ve her tarafı 3'e bölmem lazım. Böleyim. Y artı 4 bölü 3 eşittir. Kosinüs 4x artı 1 demem lazım. Yazdım. Şimdi artık ark kosinüsünü alabilirim. Ark kosinüs y artı 4 bölü 3 değil mi? Eşittir dediğim zaman 4x artı 1 artık kosinüsten kurtulduk. Şimdi artık artı 1'i alıyorum. Bu tarafa yazıyorum. Eksi 1 artı arc kosinüs y artı 4 bölü 3 Eşittir 4x yazdım, tamam mı? Şimdi her tarafı artık 4'e böleceğim. Şunun üzerinde direkt bölü vereyim. Bölü 4 dedim. Artık şuradaki 4'ü kaldırdım, tamam mı? Eşittir artık x dedim. X'i yapayalnız bıraktım. Bakıyorum buralara x'te bir şeyler yok, bırakmışım. O zaman bunun yerine ben f'in tersini yazıyorum. Y yerine de x yazmam lazım, değil mi? Şöyle kesir çizgini çekelim. Eksi 1 artı ark kosinüs x artı 4 bölü 3. Değil mi? Bölü bir de burada bir dördümüz var. Arkadaşlar bu biraz uzun gibi ama zor değil. Zor diyemeyiz buna. Sadece biraz işlemleri var. Evet geldik bu soruya arkadaşlar. Arp kosinüs a eşittir. Arp sinüs b olduğuna göre a kare artı b kare toplamı kaçtır? Şimdi bunlar birbirine eşitse ben bunlara x x diyebilirim değil mi? Şöyle eşittir x diyebilirim. O zaman şunu yapabilir miyim? Arp kosinüs a x'e eşitse o zaman ben kosinüs x eşittir a diyebilirim. Aynı şekilde sinüs x eşittir b diyebilirim. Bunu artık çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. O zaman a kare diyor. E ben buradan a'nın karesini alırsam arkadaşım ne yapacak? Kosinüs kare x. E b'nin karesini alırsam ne yapacak? Bu da sinüs kare x. E bunların toplamlarını istiyorsa a kare artı b kare eşittir. Kos kare artı sin kare x de toplamları 1 olduğu için 1 olacak. Tamam mıdır? Evet gelelim bakalım artık tanjant fonksiyonun tersine. Biliyorum ders biraz uzadı ama ne yapayım bildiklerimi size aktarmaya çalışıyorum. Ezbersiz vermeye çalışıyorum. Bunun için de e, bazı şeyleri söylemek için de zaman gerekiyor. Sabrınız için teşekkür ederim size. Tanjant x'in tersini almak için arkadaşlar bildiğimiz üzere tanjant x de t periyodlu bir fonksiyon. T aralıklarla aynı hareketleri yapıyor. Örneğin yine ben burada e, şurada bir değer seçsem buradaki bir sayıya gidecek. Burada da başka bir değer aynı sayıya gidecek. Hatta yatay doğru testini yaparsam iki tane aynı değere gidecek. O yüzden de bunun da tanım kümesiyle değer kümesini ayarlamam lazım. Bu fonksiyon örtendir arkadaşlar. Örtendir. Çünkü niye? E, yatay doğru testini yaptığım zaman e, bütün reel sayılar çıkmış olacak. O yüzden sadece tanım kümesini ayarlamam yetiyor. Tanım kümesinde arkadaşlar eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında seçersem buradan alınan sayıları reel sayılara götürürse fonksiyon hem birebir olur hem de örtel olur. Ama bak burada dikkat edeceğimiz bir şey var. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2'ye değmiyor fonksiyon. Yani bunlara biz düşey asimptot diyoruz. Değmediği için de bunlar açık aralık olacak. Tamam mıdır? E, tersini bulmak istediğimiz zaman da artık R'deki sayıları alacak. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasındaki bir sayıya götürecek. Tamam mı? Tersi de zaten art tanjant x olarak gösteriliyor. Mesela bunda arctanjant 1. Hemen yine cümlemizi kuralım. Hangi açının tanjantı 1'dir? Tabii ki nerede? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında. E biz biliyoruz ki buna hemen biz x dersek, buna x dersek e ne oldu? Tanjant x eşittir. 1 olmuş oldu. E X'in de hangi açısı? Yani x yerine kaç yazarsam 1 çıkacak tanjanta Tabii ki de pi bölü 4 yazarsam. Tamam mıdır? Girelim buna. Buna da x diyelim. E buradan tanjant x eşittir. Ne demem lazım? Eksi kök 3 demem lazım. E şimdi biz tanjant x eksi kök 3. Bu aralıkta bir değer bulmam lazım. E normalde x eşittir. Artı kök 3 olsaydı 60 derece yani pi bölü 3 olacaktı. Değil mi? Ama bu aralıkta olduğu için de otomatikman eksi pi bölü 3 olması gerekiyor. Bakın tanjant kime benziyor arkadaşlar? Sinüse benziyor değil mi? Sinüse sadece köşeli parantez vardı. Burada e, açık parantez var. Yani eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 eşit olmuyor. En son bunu yapalım. E, bu sorudaki art tanjant eksi kök 3 bölü 3. Buna da ben yine x dersem. Buradan yine tanjant x eksi kök 3 bölü 3 olur. E, yine bu aralıkta seçmem gerekiyorsa normali kaçtır arkadaşlar? 30'dur. Yani pi bölü 6'dır. O zaman eksi pi bölü 6 demem gerekiyor. Bak pratik olarak şunu da diyebilirsiniz artık. Buna hakkımız var. Sinüs'te ve tanjanta ne yapıyoruz arkadaşlar? Pozitifini buluyoruz. Önüne bir tane bir eksi atıyoruz. O ne yapıyoruz? Direkt bütünlerini alıyoruz. Tamam mı? Ama tabi bunların hepsinin altında kocaman bir yorum var. İfadesinin değeri kaçtır diyor. Artık bunları hızlı bir şekilde yapabiliriz. Art tanjant 15 bölü 8'e x dersem e benim buradan tanjant x'im 15 bölü 8 olmuş olur değil mi? E ben ne istiyorum artık? Sinüs x'i istiyorum. E 15 bölü 8'i yazarsam ben burada x yazayım. Karşıya 15 yazayım. Buraya 8 yazayım. 8, 15, 17 üçgenini biliyorum. Ve bana sinüs x'i soruyor. E sinüs x de 15 bölü 17'den başka bir şey değildir. Tamam mıdır? Gelelim. Böyle de bir sorular gelebilir arkadaşlar. Mesela ben buraya x dersem ne olacak? Bu tanjant pi bölü 2 artı x olacak. Dönüşümlerden bunu hatırlayalım. İsim değiştirecek. Yani kotanjant olacak. İkinci bölgede olduğu için eksi kotanjant x olması lazım değil mi? Şöyle eksi kotanjant x'imizi yazalım. Tamam mı? Yani bunları çok iyi bir şekilde biliyoruz artık. E buradan da kosinüs x'in 5 bölü 13 olduğunu biliyoruz. Yine üçgen çizelim kendimize. Üçgenimi çizdim. x dedim, 5 dedim, 13 dedim. Ve burası da 12. E ne istiyoruz? Eksi zaten var. Kotanjant x eksi 5 bölü 12. Tamam. Yani bununla alakalı bir sürü ama bir sürü soru sorabilirsiniz. Çözebilirsiniz. Sorabilirler. Gelelim buraya. Buraya yine x diyorum ben. Burada ne arıyorum? Tanjant x. Değil mi? O zaman ark kosinüs eksi 1 bölü 2'ye ben x dersem kosinüs x'im ne olacak? Kosinüs x'im eksi 1 bölü 2 olacak. Hemen bunun değer kümesini yazalım. 0 pi'de yani arayacağım. Bulacağım açı şu aralıkta olması gerekiyor değil mi? Normali arkadaşlar pi bölü 3'tür yani 60'tır. Ama 180'e tamamlayacağım için pi eksi pi bölü 3 demem lazım. Yani 2 pi bölü 3. E X'in benim 2 pi bölü 3'müş değil mi? Bu pozitiflisi artık bütünlerine geçiyorum. İsterseniz 60'ta diyebilirsiniz. E ben ne arıyorum? Ben de tanjant 2 pi bölü 3'ü arıyorum. Yani tanjant 120'yi arıyorum. 60 olsaydı arkadaşım köküç olacaktı. İkinci bölgede tanjant eksi olduğu için de eksi kök 3 diyorum ve çağırıyorum hemen yeni sorumu. Ne diyor? Tersini bulunuz artık dersimizin son sorusu arkadaşlar. Buraya kadar gelene hakikaten tebrik ediyorum. Buraya kadar geleni e, büyük bir sabır örneği. Çünkü matematik arkadaşlar sabırla öğreniliyor. Öyle hemen geçerek hızlı bir şekilde öğrenilmiyor ne yazık ki. Gelelim bunu da çözelim ve dersimizi bitirelim. Diyelim ki y eşittir. Tanjant 4x eksi 8 diyelim, değil mi? Tanjant 4x eksi 8 diyelim. E ben bunu tersini almak istiyorsam ne demem lazım? Ark tanjant y eşittir 4x eksi 8. x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. 8 attım buraya. 8 artı ark tanjant y eşittir 4x dedim. Artık her tarafı 4'e böldüğüm zaman 8 artı ark tanjant y bölü 4 eşittir x. Buradan da artık sadece Notasyonları değiştiriyorum. Yani harfleri değiştiriyorum. 8 artı ark. Tangent x yazıyorum. Bölü 4 yazıyorum. Ve dersimi bitiriyorum. Evet arkadaşlarım size ters trigonometrik fonksiyonların tanım kümelerini, değer kümelerini niçin öyle olduğunu dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Dikkatlice izleyip, durdurup, not alıp, özerseniz, dinlerseniz bu matematik hakikaten olur. Yoksa sabır göstermeden arkadaşım çok zor olur belki de olmaz. O yüzden hep sabırlı gitmekte fayda var, sabırlı olmakta fayda var. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.